Koronavirüs tehdidi altında yaşadığımız şu günlerde çocuklarımızın psikolojik gücünü korumak ve arttırmak en önemli sorumluluklarımızdan birisi. Çocuklarımızın gelecekteki yaşamlarını olumsuz etkileyecek duygulara kapılmadan bu süreci geçirmelerini sağlamak için çaba göstermemiz gerekiyor. Peki ama nasıl mı? İşte özen, sevgi ve ilginizle uygulayabileceğiniz 11 öneri. Öncelikle sağlıklı bilgi edinin. Koronavirüs hakkında yetkili kişi ve kurumların verdikleri bilgileri dikkate alın. Kaynağı belli olmayan ya da alanında yetkin olmayan kişi ve kurumlar tarafından sunulan bilgilere itibar etmeyin. Çocuklarınızı gerçek bilgiler ışığında koronavirüs riskinden korunma yöntemleri hakkında bilgilendirin. Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Yaşananlar hakkında konuşmamak, çocuklarınızın yanlış bilgi edinmelerine ve yoğun kaygı yaşamalarına neden olabilir. Çocuklarla karşılıklı konuşmak ve sohbet etmek, bu zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur. Çocukların merak ettikleri her şeyi sormalarına izin verin ve onların sorularına gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar vermeye çalışın. Çocuklarınıza koronavirüs riski altında yaşanan stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatın. Bu stresli dönemin ve yaşadıkları duyguların geçici olduğunu, yaşamın bir süre sonra normale döneceğini belirtin. Sakin bir ses tonuyla konuşun ve aşırı kaygılı ya da üzgün görünmemeye dikkat edin. Unutmayın ki çocuklar çok iyi gözlemcidirler ve sizin endişeli olup olmadığınızı kolayca anlarlar. Gerçekçi bir şekilde güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çocukların bu konudaki şüphe ve endişelerini giderin. Çocuklar değerli olduklarını hissetmek için yardımınıza ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınıza her zamankinden daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin. Sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu ve umutlu olurlar. Kendilerine olan güvenleri artar. Çocuklar belirsizlikten, ani değişimlerden ya da günlük düzenlerinin bozulmasından hoşlanmazlar. Çocuklarınızın yemek, oyun ya da uyku saatlerinin değişmemesine özen gösterin. Bu süreçte özellikle çocuklarınızla güzel vakit geçirmek önemlidir. Birlikte yemek hazırlayın, oyunlar oynayın, resim yapın, şarkı söyleyin, masallar anlatın, film izleyin ya da sohbet edin. Bu etkinlikler sayesinde aile birlikteliğinizin verdiği güven ve aidiyet duygusunu pekiştirmek önemlidir. Çocukların size ve çevrenizdekilere gönüllü yardım etmelerine izin verin. Ayrıca onlardan ev işlerinde size yardımcı olmalarını, kardeşleriyle ilgilenmelerini, kendi kişisel bakımlarını yapmalarını da isteyin. Bu süreçte çocuklarınızın dikkatli ve düşünceli davranma, çaba, kararlılık ve fedakarlık gösterme gibi olumlu davranışlarını gördükçe onları takdir ettiğinizi mutlaka belirtin. Günlük hayatınızı düzenli olarak devam ettirin ve aile ortamında koronavirüsle ilgili kaygılarınızdan bahsetmeyin. Bu süreçte ne yapmaları ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda çocuklarınıza örnek olun. Sizin bu zorlu yaşam olayıyla başarılı bir şekilde baş ettiğinizi görmek çocuklarınıza umut verir, moral aşılar. Bu önerileri uygulamanıza rağmen çocuğunuz aşırı panik, ağlama nöbeti, uykusuzluk ya da davranış bozukluğu gibi tepkiler gösteriyorsa lütfen bir uzmana başvurun.